Merhabalar, selamlar, saygılar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir aslında yeni yeni bir yayınla birlikteyiz derken sizin için bir konuyu gündeme aldım. Çok önemli. Hepimizin tartıştığı, hepimizin bildiği günlük yaşamımızda neredeyse her gün tartıştığımız bir konu. Ve yıllardır, yüz Türkiye'nin gündemine düşmeyen bir konuyu Selahattin Demirtaş cezaevinden öyle bir özetledi ki Kürt sorunu nedir başlıklı bir yazı yayınladı, duvarda yayınladı. Bu yazı sizlerle paylaşacağım. Ama şimdiden sizden rica ediyorum, bu yayını mutlaka sonuna kadar izlemenizi e, diliyorum, istiyorum. Çünkü dop dolu bir bilgi içerikli. Yani Kürt sorunu normalde ansiklopedilere sığdıramazsınız, kitaplara sığdıramazsınız anlatmakla. Ama inanın bana, bu Serhat Demirtaş'ın bugün yayınlanan bu yazısı birçok kitabın özetini çıkarmış ve belki de bir yarım saatimizi alabilir ama bunu iyi dinledikten sonra eminim ki Kürt sorununa bakış açınız değişecektir. Hem Kürtler için söylüyorum hem Türkler için söylüyorum. Yani Kürtler belki de ya biz zaten sorunumuzu biliyoruz diyorlar ama kendimi de katarak söylüyorum biz kendi sorunumuzu dahi bilmiyoruz. Biliyorsak bile bunu dile getiremiyoruz. Yani bir tartışmaya girdiğimiz zaman ezberlediğimiz birkaç kelime cümle dışında kendimizi bu konuda Kürt sorunun varlığını karşı tarafa iyi de anlatamıyoruz işin doğrusu. O yüzden Serhatin Demirtaş gerçekten de muazzam bir yazı kalemi almış ve tek tek örneklerle herkesin ama çok sıradan insanların anlayabileceği dilde o yazıyı yazmış. Ben de sizlerle Selahattin Demirtaş'ın duvara yazdığı o yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım ki sonuna kadar sabredersiniz ve dinlersiniz ki bilgi dolu bir yazı değerli izleyenler. Şimdi Selahattin Demirtaş yazının başlığını da yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir diye yazmış. Yeni başlayanlar için bu da ilginç bir başlık. Kürt sorunu silahsız, şiddetsiz, çatışmasız oturup konuşarak, birbirimizi anlayarak, anlatarak, Anlaşarak barış içinde çözmeliyiz. Çünkü Kürt sorunu aslında sizin de sorunuz. Aslında Kürt sorunun ne olduğu şimdiye kadar herkes tarafından kesin ve net olarak bilinmeliydi. Çünkü bu sorun ülkemizin çok uzun yıllardır çözülemeyen en temel sorunlarından sorunların başına geliyor. Ancak üzülerek görüyorum ki sorunun ne olduğu konusunda bir nitelik göremiyorum. Kimileri de Kürt sorunu yeni yeni duyuyorlar. Hatta böyle bir sorun olmadığını söylüyorlar. Çok kısa bir tanım yapmak gerekirse Osmanlı devletinin son dönemlerinde başlayıp cumhuriyetin ilk yıllarında derinleşen, 100 yıl içinde dallanıp budaklanan, yaygın ve köklü hale gelen Kürtlerin yaşadığı sorunlara Kürt sorunu denir. Yani sorun Kürtler değil Kürtlere yaşatılan ve bundan meydana gelenler bütünüdür. Bu kısa tanımdan sonra belirtmem gerekir ki Kürt sorunu çok boyutlu, çok önemli bir konu. Değil bir yazıyla, biraz kitap, birçok kitapla bile bu sorunun tarihçesini anlatmak hiç de kolay değil. Sorunun sosyal, siyasal, ekonomik pek çok yönü var. Dolayısıyla bu yazıda Başlıktaki soruyu tüm yönleriyle tam olarak yanıtlamam olamaksız. Kürs sorunu genel hatlarıyla bilinen bir sorundur. Yine de Türkiye'de pek çok kişi AKP'nin ürettiği algılar nedeniyle sorunun gerçeklerini tam olarak bilmiyor. Üstelik yine AKP'nin ürettiği algılar yüzünden sorunun çözüldüğünü sanan da önemli bir kesim var. Yani daha önce yoktur denilen Kürs sorunu şimdi bugün de çözüldü deniliyor. İlki doğru değildi. İkincisi de değil. Ee, evet, Kürt sorununuz var mı? Çözüldü denilen Kürt sorunu tam olarak bilmeyenler için birkaç soru soracağım. Yalnız bir ricam var. Lütfen elinizi vicdanınıza koyup olabildiğince dürüstçe yanıtlayın soruları. Sonuçta Türkiye'nin uzun yıllardır can alan, can yakan en önemli sorununu konuşacağız gerçekten anlamak ve öğrenmek için bütün ön yargılarımızı bir kenara bırakın ve gelin dostça, kardeşçe bir sohbete başlayalım. Belki sadece Kürtlerin değil, sizin de bir Kürt sorunuz vardır ve sorun hepimizin ortak sorunudur. Sizi kronolojik tarihsel bilgi bombardımanla tutmayacağım. Günlük hayattan örneklere ağırlık vermeye çalışacağım. Evet. İlk soru. Değerli izleyenler sizler de ekranda okuyorsunuz zaten. I love you. Ich bediş. dich. Jivois. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Jivois mi? Bir Fransızca bilen bir arkadaş ekranda lütfen yazsın. Ezrite kim Dört dilden yazılmış. Sizce yukarıdaki cümlelerin hangisi dünya genelinde nüfusları yaklaşık 50 milyonu, Türkiye'deki nüfusları 20 milyonu bulan bin yıllık kardeşimiz dediğimiz Kürtlerin dili olan Kürtçe bir ifadedir? Hangisi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Edebildiyseniz tek kelimesini anlayabildiniz mi? Hayır mı? O zaman sizin de Kürt sorunuz var demektir. İngilizce Almanca ya da Fransızca anlayabiliyor ve konuşabiliyorken bin yıllık kardeşiz dediğiniz 20 milyon yurttaşımızın dilinden tek kelime bile anlamıyorsanız işte bu sizin Kürt sorunuzdur. Bir başka soru. Bulgaristan'daki soydaşlarımız, Azerbaycan'daki soydaşlarımız, Kıbrıs'taki soydaşlarımız, Almanya'daki soydaşlarımız. Sizce yukarıdaki soydaşlarımız denilerek kastedilenler kimlerdir? Bu kez bildiniz. Evet, Türkler. Şimdi anayasanın 66. maddesine bakalım. Şöyle yazıyor. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Oysa siz Türkler diye yanıtladığınız sorudakilerden hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Peki o halde anayasada Türklük kavramı vatandaşlık bağı olarak tanımlamışken neden Türkiye dışındaki Türklerle soy bağı kurulup onlara soydaş deniliyor? Bir mantık hatası yok mu? Aslında yok çünkü Türklük gerçekten bir üst kimlik değil, bir etnik kimliktir. Kadın bir ulusu tanımlar. Eğer öyle olmasaydı Irak'taki Kürtler neden soydaşımız olmuyor da Bulgaristan'daki Türkler soydaşımız oluyor? Çünkü Bulgaristan'daki Türkler etnik olarak Türk. Dolayısıyla soydaş sayılıyorlar. Onlar soydaş da Suriye'deki Kürtler, Irak'taki Kürtler, İran'daki Kürtler, dünyanın dört bir yandaki Kürtler neden soydaş değiller? Bundan bir mantık hatası yok mu? Yine bildiniz. Yok. Çünkü onlar Türk değiller. İşte anayasanın 66. maddesindeki mantık hatası da burada açığa çıkıyor. Diyelim ki Suriye'de yaşayan bir Kürt, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçsin. Yasa gereği anında Türk, Türk, Türk sayılıyor. Peki gerçekten o kişi Türk olabiliyor mu? Türk mü oluyor? Türklük kavramı Kürtleri de kapsayan bir kavram değildir teorik olarak Türklüğü üst bir kimlik olarak savunanlar bile pratikte Türklüğü etnik bir kimlik ayrı bir milletin kimliği olarak görüyorlar. Zaten tam bu nedenle Türkiye dışındaki Türklere soydaş olarak bakıyorlar. Doğrusu da bu zaten. Bakın örneğin farklı dilleri olan farklı etkin, etnik kimlikleri toplulukları e, tanımlamak için Türkiye'li kavramı kullanılsa ve bunun bir üst kimlik olduğu iddia edilse bunun üzerinde tartışılabilir bir bakış açısı olabilir. Bir örnekle anlatmaya çalışayım. İçinde domates, patlıcan, biber ve ot olan bir yemeğe domates yemeği denilmez. Yemeğin unsurlarından biri yemekte en çok miktarda olsa bile yemeğe adını veremez. Sözünü ettiğim yemeğin adı domates yemeği, patlıcan yemeği ya da biber yemeği olamaz. Güveç olabilir. Yani yemeği oluşturan unsurlardan birinin adıyla değil, kapsayıcı başka bir adla. Dolayısıyla Türk Kürtü kapsamaz. Türkler kadim bir millettir ve tarihleri binlerce yıl öncesine Orta Asya steplerine kadar uzanır. Kürtler Türk değildir ve olmaları da imkansızdır. Bir Kürt'e Türk demek veya onu Türkleştirmeye çalışmak Kürt sorunudur. Çünkü Kürtler de tarihleri binlerce yıl öncesine Mezopotamya'ya bugünkü Kürdistan coğraf coğrafyasına dayanan kadim bir millettir. Zaten dilleri de farklı dil ailelerindendir. Kürtçe Hint Avrupa dil grubunda, Türkçe ise Ural Altay dil grubundadır. Sadece ve sadece bu bile çok önemli bir belirleyicidir. Kürtçe diye bir dil yok. Hepimiz Türküz. Herkesin de ana dili Türkçedir. Derseniz evet sizin bir Kürt sorunuz var demektir. Eh, bir örnekle empati yapalım diye devam ediyor Selahattin Demirtaş yazısına. Diyelim ki Sakarya'nın ya da Yozgat'ın bir köyünde, kasabasında veya merkezinde oturuyorsunuz. Küçük kızınız Ayşe okul çağına geldi ve ilkokula yazdırdınız. Okulun ilk günü minik Ayşe'nin elinden tutup okula gidiyorsunuz. Yolda Ayşe'yi tembihlemeye çalışırken bir yandan da korkuyorsunuz ya başarılı olmazsa diye. Yine de Uyarıyorsunuz minik yavrunuzu. Bak kızım diyorsunuz. Okulda sakın Türkçe konuşma. Türk olduğumuzu da söyleme tamam mı yavrum? Ayşeciğin de ödü kopuyor. Çünkü Türkçe dışında bir dil bilmiyor ki. O haldeyken sınıfa giriyor ve güler yüzüyle öğretmen sınıfa giriyor. Ayşe'nin de yüreği kabarıyor. Ağladı ağlayacak. Sınıftaki Ayşe evdeki sokaktaki Ayşe değil. Kendisi değil. Etrafına bakıyor. Neredeyse bütün sınıf onun gibi korku içinde. Çünkü öğretmen Kürtçe konuşuyor ve çocukların çat pat anlayabileceği kadarıyla şöyle diyor. Beli zarokin rinde iro pe ahıftına terki kurdin u zimanime kurdiye. Evet güzel çocuklar. Bugünden sonra Türkçe konuşmak yasak. Hepimiz Kürdüz ve dilimiz de Kürtçedir. Böyle bir şeyle karşılaşan anne ya da baba olsanız ne hissedersiniz? Hissederdiniz. Ayşe'nin yerinde olsanız ne hissederdiniz? Normaldir diyorsanız sizin bir Kürt sorunuz var. Kusura bakmayın. Böyle bir örneğin çok şekil çok eskilerde kaldığını mı düşünüyorsunuz? Yine bilemediniz. Yine kusura bakmayın. Türkiye'de Kürtçe eğitim verilmiyor. Meselesi üzerinde de Selahattin Demirtaş kendi e, düşüncesini belirtiyor. Değerli izleyenler yazısında devam ediyoruz. Selahattin Demirtaş'ın yazısına yeni gelenler için bunu arada söylüyorum. Muazzam bir yazı lütfen. Rica ediyorum gerçekten de konsantre olup dinlemeye çalışın. Ben belki iyi okuyamıyorum ama anlamaya çalışın yani. Ne yapalım? Türkiye'de Kürtçe eğitim verildiğini düşünenler yanılıyor. Sadece haftada iki saat Kürtçe seçmeli ders var ve o derslerin seçilmemesi için de hemen her şey yapılıyor. Bakın geçtiğimiz haftalardaki atama döneminde Kurmancı ilçesine iki ve Zazaki ilçesine de bir öğretmen kontenjanı açıklandı. Ben parantez açıp söyleyeyim. Dün Erdoğan koltuklarını şişire şişire Diyarbakır'daki o e, binlerce insan karşısına dedi ki biz e, üç tane öğretmen atada Kürtçe dilini seçmeli ders için üç tane bakar mısınız? Neyse devam ediyorum. Ayşe sadece haftada iki saat o da seçmeli Türkçe öğretmeni dersi alsaydı anne ve babası ne hissederdi? Yeterli sayıda Türkçe öğretmeni atanmasaydı ve Türkçe'yi seçtikleri halde haftadaki o iki dersi de görmeseydi üzülmez, öfkelenmez miydiniz? Üstelik de bunlar Ayşe'nin ana vatanında yapılıyor olsaydı ne düşünürdünüz? Çünkü Kürtlere aynısı ana vatanlarında yapılıyor. Kürt çocukları yaklaşık 100 yıldır kendi ana dillerinde eğitim alamaz haldeler. Milyonlarca Kürt çocuğu Türkçe ile okulda tanışıyor ve anlamakta zorlandıkları bir dilde yıllarca eğitim adı altında asimile oluyorlar. Kürt çocukları kendi ana dillerinde eğitim alan Türk çocuklarıyla aynı sınavlara girip aynı yarışa zorlanıyorlar. 10 yıllardır üniversite sınavlarında en başarısız 20 yıl hep Kürt şehirleridir. Sizde tesadüf mü bu? Tesadüf diyorsanız kusura bakmayın. Şu kısacık videoya çok şey anlatıyor diye Serhat Demirtaş bir kısacık video paylaşıyor. O videoda şu değerli izleyenler. İlk okuldaki bir öğretmen kendi çocuğuna önce Kürtçe soruyor, bir matematik sorusu soruyor, Türkçe soruyor. Matematik sorusu çocuk hiçbir şey anlamıyor, cevap vermiyor. Kürtçe sorduktan sonra çocuk anında cevap veriyor. O yüzden o videonun linkini koymuşlar. Herkes elbette okulda resmi Türkçe'yi öğrenmeli. Türkçe hepimizin ortak dilidir. Bizi birleştiren ortak değerlerimizdendir. Dünya dili haline gelen İngilizceyi de öğrenmeliyiz mesela. Bununla birlikte her çocuk kendi ana dilini de öğrenebilmeli ve bazı derslerin eğitimini o dilde alabilmeli. Bu pek çok gelişmiş ülkede yapılıyor ve ülkemizin potansiyeli de her bakımdan buna uygundur. Oysa Anayasamızın 82. Maddesine göre Türkiye'de Türkçe dışında bir ana dili yoktur. Varsa bile eğitim dili olamaz diyor. Yakın geçmişle ilgili Serhat Demirtaş devam ediyor değerli izleyenler. Mesela Cumhuriyetin ilk yıllara dahil yüzlerce yıl boyunca Kürdistan'daki medreselerde Kürtçe eğitim yapıldığını biliyor muydunuz? Bu medreselerde sadece dini eğitim verildiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Fen, matematik, sosyal bilimler, astronomi gibi dersler veriliyordu elbette ki kürtçe veriliyordu. Peki kürtçenin 1925'ten sonra yasaklandığını, çarşıda pazarda kürtçe konuşanlara kelime başına para cezası verildiğini biliyor muydunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürtçe konuşmanın halen yasak olduğundan kürtçe sarf edilebilen birkaç cümlenin tutanaklara X olarak geçtiğinden haberiniz var mı? Pardon değiştirmişler. Artık anlaşılamayan bir dil veya bilinmeyen bir dil şeklinde geçiyor tutanaklara. Bu ülkedeki milyonlarca insanın dili, bu ülkenin sorunlarının konuşulduğu, konuşulduğu mecliste bilinmeyen dili oluyor. İşte bu. Tüyleri diken diken eden bir şeydir. Ama öte yandan da iktidar bu bilinmeyen dili kendi çocukları için kullanmayı elden hiç bırakmıyor. Kürtçe seçim pankartları asıyorlar. TRT'nin bir kanalında sürekli Kürtçe propaganda yapıyorlar. Kürtçe radyoya yayın yapıyorlar. Neden? Çünkü ülkede milyonlarca kişinin Kürtçe konuştuğunu, Kürtçe düşündüğünü, rüyalarını Kürtçe gördüğünü, Kürtçe yaşadığını biliyorlar. Yeri geliyor sizleri değiştirilmiş, sözleri değiştirilmiş Kürtçe şarkılara eşlik ediyorlar. Bunun maliyeti o kadar ağır oldu ki can kayıplarını, maddi kayıpları, demokrasi yoksunluğunun yol açtığı kayıplara tam olarak hesaplayamıyoruz bile. Şimdi dönüp geriye baktığımızda herkesin kendine sorması lazım. Değdi mi tüm bunlara? Oysa herkesin kendisi olarak özgürce yaşadığı bir Türkiye mümkündü. Ulusal birliğimizi Türklükte değil de eşit yurttaşlıkta sağlamış olsaydık daha huzurlu, daha zengin, daha güçlü, daha güzel bir ülke olmaz mıydık? Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında aynı hataya devam mı edilecek yoksa Türkiye'nin birliğini eşit yurttaşlık ve kardeşlik temelinde sağlayıp yolumuza hep beraberce devam mı edeceğiz? Hayır, etnik kökenler farklı da olsa hepimiz Türküz diyorsanız sizin Kürt sorunuz var demektir. Başka bir soru. İstanbul'da bir etkinliktesiniz. Ülkenin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen kişilerle tanıştınız. Sohbet ediyorsunuz. Herkes etkinliğine nereden geldiğini söylüyor. Kafkasya'dan geldim. Trakya'dan geldim. Kapadokya'dan geldim. Kürdistan'dan geldim. Yukarıdaki cümlelerin hangisi tüylerinizi diken diken etti? İçinde Kürdistan olan cümleyi okuyunca bile sinirlendiniz değil mi? O zaman sizin Kürt sorununuz var. Kusura bakmayın. Kürdistan realitesine örnek birkaç birkaç örnekle devam ediyor Selahattin Demirtaş. Öncelikle Kürdistan'ın tarihsel olarak bir coğrafyanın adı olduğunu belirtelim. Bu coğrafya bugün İran, Irak, Suriye ve Türkiye sınırları içinde kalan bölgedir. İran'da şu anda Kürdistan adıyla resmi bir eyalet, Irak'ta Kürdistan bölgesel yönetimi adıyla federal bir bölge vardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 2 yıl sonrasına kadar da ülkenin doğusu ile güneydoğusu Kürdistan olarak adlandırılırdı. Mesela Alparslan'ın 1071'de Malazgirt'e geldiğinde Kürdistan beyliklerinden hiç e, gocunmadan destek istediğini ve Kürdistan'ı duyduğunda tüylerinin diken diken o, o, olmadığını biliyor musunuz? Selçukluların ve Osmanlıların Kürdistan eyalet adıyla eyalet kurduklarını ve başlarında Kürt beylerinin olduğunu biliyor musunuz? 1846'da Sultan Abdülmecit döneminde bugünkü Cizre merkezi Kürt Beyi Bedirhan Bey'inin isyanının bastırılmasında hizmeti geçenlere verilmek üzere Kürdistan madalyası bastırıldığını biliyor muydunuz? Bakın bu da Madalyanın Madalyanın fotoğrafı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra ilk olarak Kürdistan beylerine mektup yazıp Kurtuluş Savaşı için destek istediğini ve ne Kürt ne de Kürdistan diye yazarken tüylerin diken diken olmadığını biliyor muydunuz? Yine Atatürk'ün başkanlığını yaptığı ilk meclis Kürt vekillerine meclis tutanaklarında Kürdistan mebusu denildiğini biliyor musunuz? Dolayısıyla Kürdistan denildiğinde Türkiye'nin bölünüp ayrı bir devlet kurulmasına ifade etmiş olmuyorsunuz. Bir coğrafyayı tarihsel adıyla doğru bir şekilde tanımlamış oluyorsunuz. Kürt ve Kürdistan sözcüklerinin 1925 yılından sonra yasaklanmasının nedeni Kürtleri asimilasyona tabi tutarak tüm yurttaşları Türk kimliğine sıkıştırmaktır. Tamam bu da kötü bir şey değil diyorsanız ne yazık ki sizin bir Kürt sorunuz var. Kürtçe böyle de Kürt şehirleri nasıl acaba? 1927 yılında yayınlanan resmi verilere göre Diyarbakır şehri İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan sonra sosyoekonomik gelişmişlik açısından 5. sırada. Ancak o yıllardan sonra bütün yatırımların batıya yapılması kararı alınca Kürt illeri yıldan yıla yoksullaşırlar. Öyle ki 1980'lere gelindiğinde Diyarbakır artık en alt sıralardadır. 2017'de yayınlanan Devlet Planlama Teşkilatı'na göre 68. sırada. Yani bölge terör nedeniyle geri kaldı şeklindeki iddia yanlıştır. Örneğin Diyarbakır her yıl birkaç sıra gerileyerek 80'ler başında alt sıralara indi. Oysa tartışma çatışmalar 80'ler sonunda şiddetlenmeye başladı. Kürtler her şey olabiliyor. Buna da ezber demiş Selahattin Demirtaş. Evet, Kürtler asla kendi kimlikleriyle Kürtçe konuşarak, Kürtçe düşünerek, rüyalarını Kürtçe görerek, Kürtçe yaşayarak, yani Kürt olarak devlette etkili makamlara gelememişlerdir. Devlette üst düzey bürokrat olabilenler Kürt kökenli Türk olmayı kabul edip Türklük sözleşmesini parantez içerisinde Türklük sözleşmesi barış ünlü dipnot yayınları oradan bilgi almış kabul edenlerdir diyor. Mesela 1978 yılında Bayındırlık Bakanı olan Şerafettin Elçi'nin ben Kürdüm dediği için yargılandığını biliyor musunuz? Eğer iyi olmuş diyorsanız sizin bir küs sorunuz var demektir. Yani özetle Kürtler bin yılı aşkın süredir Türklerle bir arada ve kardeşçe yaşamalarına rağmen ne yazık ki son 150 yılda yapılan vahim hatalar nedeniyle bu kardeşlik hukuku bozuldu. Bunun sonucunda çok sayıda isyan patlak verdi. Maalesef çok kan döküldü. Çok acılar çekildi halen de çekiliyor. Türk-Kürt tarihsel ilişkisi ters yüz edildi. Araya kan girdi. Bütün emperyal güçler bu çelişki ve çatışmalardan yaralanarak sorunlarımızı kaşıdı ve daha fazla kanattı. Şimdi artık Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bütün sorunlarımızı medenice konuşarak, mecliste anayasal zeminde çözerek kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendirmenin tam zamanıdır. Çünkü kardeşlerden biri diğerine bu kadar haksızlık yapılmasına göz yumuyorsa kardeşlik hukuku bozuluyor. İşte tam da bu nedenle Kürt sorunu sadece Kürtlerin değil, hepimizin sorunudur. Sorunu çözmek için el ele vermek de hepimizin boynunun borcudur. Kürt sorunu silahsız, şiddetsiz, çatışmasız oturup konuşarak, birbirimizi anlayarak, anlatarak, anlaşarak barış içerisinde çözmeliyiz. Nihayetinde bu insanları daha biz çıkarmadık. Bu uygulamalar, zulümler çıkardı. Şimdi bırakın ölmeyi ve öldürmeyi. Diyalog ve müzakereyle hepsini dağdan indirelim diyoruz. Biz bunu dediğimiz için terör yanlışı olarak yaftalanıyoruz. Biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur. Bizler Kürt sorunun çözümü için iktidarla aynı yöntemleri önermiyoruz. Bizim HDP olarak silah, şiddet, çatışma dışında bir çözüm önerimiz var. Cumhuriyet'in ikinci yüz yerine birkaç ay kala. Ülkemizde evrensel çağdaş standartların uygulanmasını istiyoruz. Türkçeden başka dil konuşulamaz. Anlayışını kabul etmiyoruz. Türkçeyi de seviyoruz ama kendi ana dilimizden de asla vazgeçmiyoruz. Bütün dilleri değerli görüyoruz. Kaldı ki, Dünyada benzer sorunları yaşayan ülkeler bu sorunları çözmeyi başardılar ve şimdi gayet huzurlular. Örneğin Bulgaristan'daki Türkler Türk olarak, İspanya'daki Basklar Bask olarak yaşayabiliyorlar ve kıyamette kopmuyor. Kürt sorunu nedir biliyor musunuz? Gocunmadan, hiç bıkmadan ve usanmadan anlatmaya devam ederiz. Siz de anlamaya gayret edin lütfen. Çünkü Kürt sorunu aslında sizin de sorununuz. İşte empati yaparak başlayın mesela. Sonra tarihi gerçekleri öğrenerek devam edin bence. Ve artık siz de bir, biraz Kürtçe öğrenin. İlk öğreneceğiniz cümle şu olabilir. Ez hezdikim. Ekrana atalım. Az Hez hazdikim. Bu not bırakmış Selahattin Demirtaş yazıya katkı sunan Profesör Doktor Hamit Bodarslan, Profesör Doktor Mesut Yiğen Yiğen ve yazar Mehmet Bayrak'a teşekkür ediyorum. Demiş ben de seni seviyorum diye Selahattin Demirtaş bu yazısına noktayı koymuş değerli izleyenler. Nasıl buldunuz bilmiyorum sizin. Ee, ben yorumlara tabii ki hiç bakamadım. İsterseniz bunun üzerine biraz yorum yapabiliriz, biraz konuşabiliriz, biraz sohbet edebiliriz. Hatta bu konuda yayına katılmak isteyen varsa iki dakika olmak üzere biraz analiz yapmak isteyen varsa eğer tabii ki alabilirim. Onu da e, size belirteyim arkadaşlar. Şimdi bir şey söyleyeyim ben. E, bilmiyorum. Ekranda e, halen siz ben bu şeyi okurken sizler nelerle ulaştınız ben bilmiyorum. Tabii ki bazı arkadaşları Açık söylemek gerekiyorsa bazı arkadaşlara Kürt sorunun çözümü falan ilgilendirmiyor. Alakalı da değiller. Onlara alakalar da yetmiyor aslında bazı arkadaşlara. Çünkü siz hangi haberi sunarsanız sunun, ne yaparsanız yapın o arkadaşların bir yönü var ve orayla o sloganı atmaya devam ediyorlar. Şimdi Selahattin Demirtaş tarihsel bir konuyu ele almış değerli izleyenler tam 100 yılı aşkındır ve en son da PKK mücadelesiyle birlikte aslında 140 yıldır devam eden çok özür diliyorum ben arkadaşlar bu arada ben hiç Facebook'a bakmadım oradaki yayınımız var mı diye özür diyerek bir kontrol edeyim yoksa tamam varmış yayın. Şimdi bu sorun bu kadar Selahattin Demirtaş bu kadar güzel dile getirmişken acaba ben halen şunu merak ediyorum. Bu Serhatin Demirtaş'ın yazısını lütfen girin. Duvarda da okuyabilirsiniz. Sosyal medyada her yerde var. Belki benim söylediklerimi de anlamamış olabilirsiniz ama lütfen okumanız gerekiyor. Bilmiyorum kim ne anladı. Serhatin Demirtaş'ın bu önerileri, bu Kürt diline ilişkin, Kürt soruna ilişkin, Kürt kimliğine ilişkin şöyle bir özetle ben baktığım zaman ya hakikaten de Selahattin Demirtaş'ın bu söylediklerini yere yerine getirmek demek Kürtlerin de özgür olması demek ve hiç kan dökülmeden bir arada barış içerisinde yaşamak anlamına da geliyor bu. Bir sorun kalmıyor ortada. Kürtler zaten bunu istiyor. Kürtlerin özgürlüğü budur. Şimdi bir insan dünyada ne için yaşıyor? Kendi dili için kültürü için, kendi hürriyeti için yaşıyor değil mi? Herhalde Çin içerisinde sınırların kapalı olduğu yerde hiç kimse yaşamak istemiyor. Böyle bir talep yok zaten. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın e, bu dile getirdiği yazı, bu kaleme aldı. Biz tabii ki konuşuyoruz, tartışıyoruz, Kürt sorunu konuşuyoruz, her gün haberler sunuyoruz değil mi? Artık mesela ben sizler için hazırladım. Epeyce haber var. O haberleri sunmayacağım size. Açık söyleyeyim ben. Yani sunmamanın sebebi şu. Konu sadece bu çerçevede kalsın diye. Sizin bir Kürt sorunuz var mı yok mu? Kürtlerin de Kürt sorunu var. Evet. Kürtlerin, kürtlerin Kürt sorunu var. Bırakın siz Türklerin Kürtlerle ilgili sorunu. E, kimlik tanımını da yapıyor. Yani burada ee, anayasanın 66. maddesinde yani Türkiye'de Türk vatandaşı olan herkesin Türk olduğunu söylüyor. Şimdi zaten anayasa maddesinin başlangıcı, anayasanın başlangıcı maddesi yalanla dolanla başlıyor. İnsanlara böyle bu şekilde şey yapmışlar. Farkındaysanız bu son dönemlerde bir moda olmuş bir kelime var. Sayın Demirtaş ona da değinmiş. Türklük üst kimlikmiş efendim. O da diyor ki Madem Türklük ki kabul etmiyor zaten. Türklük üst kimlik değil. Böyle bir şey olamaz. Madem Türklük üst kimlikse Bulgaristan'daki sizin soydaşlarınız, Almanya'daki sizin soydaşlarınız, ne bileyim başka yerlerdeki sizin soydaşlarınız, peki o zaman Irak'taki Kürtler neden soydaşlarınız değil? Madem ki Türkler üst kimlikse eğer Türklük. Türkiye'de 25-30 milyon Kürt var. Peki o zaman onların akrabaları da sizin soydaşlarınız olması gerekiyor. Yani yalanı görüyor musunuz? Dolayısıyla bu kimlik meselesi, alt üst kimlik meselesi anlamını yitirmiştir. Kürtler alt kimlik değildir, Türkler de üst kimlik değildir. Böyle bir şey yok. Türkler Türk'tür, Kürtler de Kürt'tür. Herkes kendi kimliğiyle, diliyle, rengiyle özgürce, hürce yaşamak ister. Durum budur. Evet. Peki arkadaşlar bu ben yayını bitireceğim. Yayını bu akşam erken bitiriyorum. Bu yayını tadından bırakalım. Ama tekrar e, tekrar söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın bu yazısını mutlaka girip okuyun. Eğer dinlemediyseniz hatta tekrardan başla da alabilirsiniz. O yüzden önemli olduğu için ben sadece bu konuyla bırakmak istiyorum. Daha sonra arkadaşlar izlerken Aciz olmamaları için fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Dinlediniz, izlediniz ve zaman harcadığınız için. Hoşçakalın. Den başa varın.